Ana Haber Ajansı'ndan merhabalar sevgili seyirciler. Evet, bugünkü konuğum araştırmacı, gazeteci, yazar Yücel Tuzcuoğlu. Yücel Tuzcuoğlu ile bugün Antalya'da ve Türkiye genelindeki seçimleri konuşacağız. Biraz yorumlar yapacağız. Neden böyle oldu bunu anlamaya çalışacağız. Ve de yine Antalya'nın hemen hemen 19 ilçeden işte 16'sının Cumhuriyet Halk Partisi tarafından alınması ve bunların nasıl alınması, nasıl olduğunu değerlendireceğiz hep beraber. Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, nasıl oldu da her yer kırmızı oldu? Bunu bir sorayım. Tabii bunun tek bir nedeni yok, birçok nedeni var. Yani her yer kırmızı oldu diye. Tabii burada salt CHP'nin bir başarısı diye görmek de CHP'ye büyük ileriki zamanda zarar verecek bir olaydı. Yani ben incelediğim zaman çok farklı şeylere ulaştım. Burada CHP'den çok AKP'li seçmenin AK Parti'ye, AKP'ye verdiği bir ders var diye düşünüyorum. Evet, şuna katılıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı bir şey yok. AK evet. Parti'nin yapmadığı şeylere karşın vatandaş bir bilet kesti diye. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanı adaylıkları tespit edildiği zaman birçok yerde çok ciddi tepkiler oldu. Yanlış adaylar kondu. Ama gelinen noktada vatandaş yanlış aday doğru adaya bakmadan ekonomiden dolayı burada AK Parti'ye ders verdi diye düşünüyorum. Mesela bir örnek verecek olursam, evet. Kepez ilçesinde Antalya'da geçen dönem Murat Dinç, Cumhuriyet Halk Partili aday %44.65 oy almış. Ciddi bir rakam. Şimdi kazanan Mesut Kocagöz de %44.17. Hemen hemen aynı oyları almışlar. Buna mukabil AKP geçen dönem Kepez'de 2019'da %50 oy alırken AKP'nin Kepez adayı bu defa %38'lere düşmüş. Yani kaybeden AKP. Yani burada kaybeden AKP. Tabii onun da çok farklı yorumlanabilir ama genelde baktığımız zaman Türkiye genelinde ekonomiden dolayı insanların AK Parti'ye olan bir tepkisidir bence. CHP sırf biz kazandık, biz başardık diye şey yaparsa ileriki zamanda bunun sıkıntısını çekecektir. Yıllar önce de SHP-CHP döneminde Cumhuriyet Halk Partisi 44 tane belediye kazandı. Bir dönem sonra bu belediyelerin çoğunu kaybetti. Evet, haklısınız. Cumhuriyet Halk Partisi o yıllarda da ciddi bir ivme almıştı ve daha sonraları da hüsranla bitti. İnşallah bu sefer böyle olmaz. Şimdi seçimlerden bir süre öncesine kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay hazırlıkları yapan bir grup vardı. Evet. Genel başkandan dolayı CHP içindeki ciddi sıkıntılar vardı ve kurultay hazırlıkları yapan bir grup olduğu biliniyordu. Şimdi bunların hepsi ortadan kalktı. Çünkü bu tabloyu hiç kimse beklemiyordu. Tayyip Erdoğan da beklemiyordu. Kimse beklemiyordu. Evet. Ama biri bildi. Evet. Bizden, bu sizin yani, bir röportaj yaptığınız biri bildi. Hepsini tek tek biz alacağız dedi. Biz de dedik ki hadi oradan filan hayal ediyor dedik ama bildi. Sayın Mehmet Balık dostumuz, evet. Arkadaşımız, sendikacı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden şimdi Serik meclis üyesi seçildi. Aynı zamanda Büyükşehir meclis üyesi de oldu. Yani burada yaptığımız röportajda evet, inanılır gibi değil yani. Tek tek saydı. Biz o videoyu bir hatırlatmak için bir izleyelim. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Sizin anlattıklarınızdan sonra hem Serik hem Büyükşehir Belediyesi. Yok, 19 ilçede iddialıyız biz. Öyle mi? 19 ilçede iddialıyız. Peki tek tek ele alın, yani AKP'nin kazanabileceği ilçe neresi var? Örneğin Alanya'yı biz kazanacağız. Evet. Aksu'yu biz kazanacağız. Serik'i biz kazanıyoruz. Yani Gazipaşa zaten Korkut bize. Korkut Eli'nde evet sıkıntı yaşanıyor gibi oldu ama hanımefendi Korkut Eli'nde rahatlıkla kazanabilecek düzeyde. Konya altında sıkıntı var gözüküyor ama orada Cem arkadaş kazanır. Elmalı Kaş. Kaş'ta biz kazanacağız tabii ki. Elmalı'da mevcut belediye başkanımız Halil Öztürk devam ediyor yine. Çalışmalar ortada. Kazanacağız.
Yani şöyle iddialı bir konuşma gibi geliyor ama biz 19 ilçeyi kazanmak adına yola çıktık. Kepez'i kazanacağız. Yani şimdi Kepez'i kazanırsak, Alanya'yı, Manavgat'ı, Muratpaşa'yı kazanırsak, Seri'nin bize geçtiğini düşünsek, yani size en büyük ilçelerini saydım. Yani Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmamak, kazanmayacağız denilebilir mi? Evet, izlediniz, tek tek saydı. Maalesef. Yani ben... bütün ilçe, bir tane bir hata yok. Bir tane hata yok. Bir tane hata yok. Hatta yani nazımızın da geçtiği için sonra diyecektim ki Mehmet Balıkanma da salladın diyecektim yani. Bütün söylediklerin hepsi Korkut Eli'ni kazandınız dedi. Kazandınız dedi, evet. Yani inanılır gibi değil. Şaşırtıcı. Tabii kendinin de ona göre bildikleri varmış. Bildikleri var, duydukları var. Doğru bildi. Evet. Doğru. Kepez'i kazanacağımızı söyledi. Aksu'yu kazanacağımızı söyledi. Büyükşehir'i Mühtim Böcek'le ilgili çok şeyler söyledi. Tabii Antalya geneline şeyine indiğim zaman bence Antalya'da seçimin galibi Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'tir. Evet. Muhittin Böcek 4 ay önce %30'larda anketlerde çıkıyordu. İstanbul'a gitti, Ankara'ya gitti, gitti, geldi. Önce onlara inandırdı ben bu seçimi kazanırım diye aday yapıldı. Ve Muhittin Böcek 2 ay içinde öyle çalışmalar yaptı. Çok güzel. Evet. Ve bu tablo hiç... İl yönetimi, il başkanı, milletvekilleri, kendi ekibi bile hep Muhittin Böcek'in arkasındaydı. Böcek 19 tane ilçeyi defalarca dolaştı, evet. Ve bu tablo, bu başarı Muhittin Böcek'in eseridir. Bunu ben tartışmasını bile hiç kimseyle yapmam yani. Hala katılıyorum. Bu arada hatalar zinciri tabii ki hükümetin ekonomik zinciri var tabii ama... AK Parti'nin Antalya'daki adaylarının seçmesinde de sıkıntı var. Bu da tabii ki etken oldu. Yani ben şunu diyordum. Hani biliyorsunuz yerel seçimde hani birçok kimse partiye de bakmaz. Çok yakınıdır, dostudur, tanır. O küçük yerler için bahsediyorum. Ve dayanak olur tutar. Konyaaltı mesela küçük bir yer. Bir de oradaki aday bayağı bir şaibeli, sıkıntılıydı. Çok konuşuldu. Aday çıkarttılar Dureli Kolpak diye. Onun da karısının kaçak yapısı ve aldığı ceza var. Onun haberinde girmiştik, yapmıştık. O da yanlış bir aday bana göre seçildi. Belki orada doğru bir aday seçilseydi daha yüksek bir oy puanı alabilir. Belki de seçimi de kazanabilirdi. Bilemedik. Orada da böyle hatalar devam etti. İşte Rıza Sümer'in seçilmesi Kepez'de aynı şekilde. Böyle devam etti. Hakan Tütüncü'yü acaba bıraksaydı ne olurdu Kepez'de? Büyükşehir değil de kazanılabilir miydi? O da tabii aynı soru. Ama AKP'de bir şey var. Dağılma sen, var. Sen AK Parti diyorsun. Ben de dili alışkanlığı hep AKP diyorum. Bazı AKP'liler buna kızıyorlar diye bir şey yapıyorum. Yani onlar da bir şey var galiba, 3 dönem olayı var. Hakan Tütüncü 3 dönemden dolayı bitti diye. Olmadı. Evet, artık 4 dönem, 5 dönem artık çok fazla da olmamalı bence de yani. Hakan Tütüncü zaten Büyükşehir ile ilgili çok ciddi zamandan beri hazırlık yapıyor. CHP'nin adayları ile ilgili birçok yerde sıkıntılar vardı ama halk artık bu adaylara falan hiç bakmadı yani. Bu adam bu yanlış adaydı, doğru adaydı. Bakmadı. Oy verdi. Aynen, katılıyorum. Tepki oyları verdi. Tepki oyları verdi. Ve Türkiye geneline bakmayan, oya gitmeyen 400 bin kişi varmış Antalya'da. Bunlar da AK Partililer deniyor. Zaten Türkiye genelinde de bildiğim kadarıyla %80'in altında. 70 küsür oy kullandı. Oy kullandı. Sandığa gitmeyen. Uza yakın, evet. O sandığa gitmedi. Milyonlar gitmedi. Gitmedi yani. Dolayısıyla bu seçim sonuçlarından salt biz kazandık seçimi. Demek bence doğru bir yaklaşım, evet. Olmaz. Dikkat etmeleri gerekiyor. Yani ben şunu söylüyorum programlarımda veyahut da işte arkadaşlarımıza da. Diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine el bombasının primini çekti, eline verdi. Evet. Dikkat edin. Çok tehlikeli bir durumdasınız. Yani bir gevşek oldu, bir yanlış yaptınız, bir hata yaptınız. O patlar ve partiye zarar verir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşımak isteniyorsa, istiyorsak ne yapmanız gerekiyor? Belediyelerin, tüm Türkiye'deki belediyelerin tarafsızca çok 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 iyi çalışması gerekir. Ankara'da olduğu gibi. Evet, bence... Ankara'ya bir şey diyemiyoruz. Ankara zaten beklenendi, başarısıydı. Evet. Yani Mansur Yavaş bence bu seçimin
galibi. Ben öyle okuyorum. Mansur Yavaş'tır. Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı seçiminde bence favori aday Mansur Yavaş gözükecek. Zaten belediye başkanı olarak Mansur Yavaş inanılmaz başarılıydı. Adam koltuğunda oturdu. Belediye sorunları dışında hiçbir şeye atlamadı, karışmadı, çok fazla müdahale olmadı. Sırf Ankara halkı için çalıştı ve neredeyse %50 fark var yani. Evet. Yani tek kazanan %100 fark var yani. Tabii tabii. 66'yı yakalayan en yüksek adaylardan birisi. Hiç ezdi geçti. Ve tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel Genel Başkanı da yine çok güzel bir konuşma yaptı. Yani seçim hemen arkasından çok güzel bir konuşma yaptı. Kaybeden yoktur dedi. Tekraren halk kazanacak ve o şekilde de gayet sakin, güzel bir konuşmayla bütünleştirdi. Bütünleştirdi. Tabii şöyle bir şey var, bu sonuçların, seçim sonuçlarını şöyle görüyorum. Şu anda bu seçim sonuçlarından sonra insanlar mutlu oldu. Değil mi? Evet. Bir tatmin oldular, evet. Bir şey oldular yani. Evet. Demek yüzleri ki, güldü. Yani şu anda insanlarda daha bir... Birlik beraberlik varmış, onu gördük. Değil mi? Ben onu söyleyemem yani birlik beraberlik diye. Ama şu anda bu seçim sonuçlarından... Yok, herkes aynı düşünmüş. İnsanlar mutlu yani. Mutlu işte, herkes aynı düşünmüş. Evet. AK Parti'ye oy vermeyerek size bir ders vereceğiz demiş, vermiş. Evet. O anlamda birlik beraberlik var diyor. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kazancına hayırlı olsun diyoruz. İnşallah daha güzel işler yaparlar. Hep birlikte güzel işlere imza atarlar diyorum. Ve Mehmet Balı'yı da buradan tekrardan tebrik ediyoruz. Çünkü hepsini Antalya için, ilçelerin tamamını bildi, kazanacağız dedi. Ve o dediği de oldu. İlave etmek istediğim şeyler var mı? Yani önümüzdeki süreçte tabii kartlar yeniden kırılacaktır. Tayyip Erdoğan'ın bile, bence Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bile ben bu sonuçları beklediğini düşünmüyorum. Yok tabii ki beklemedim. Yani hayal kırıklığı. Çok büyük hayal kırıklığı. Çok büyük moral bozukluğu. Yani sadece seçimi kaybetmedik. AKP'de şöyle bir şey varmış. Sadece seçimi kaybetmedik. Heyecanımızı, ruhumuzu da kaybettik. Böyle bir şey var. Çöktü de. Yani Türkiye'de siyaset yeniden şekillenecek. Çok şeyleri de gibi. Çok farklı uygulamalar, şeyler de yapabilir AKP veya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ama bundan sonraki adımlarına dikkat etmesi lazım. Bana göre etmesi yani. Lazım ki edecektir. Biz buradan hani akıl veremeyiz. Onların aklına, bizim aklımızda yetmez. Evet, kapatıyorum. Ben bir şey daha. Yani Türkiye bence hiçbir zaman Cumhurbaşkanı sistemi diye bir şey bence tek adam, tek adam şeyi doğru değildir. Türkiye eninde sonunda parlamenter sisteme geçmeli. Geçmek ihtiyacında olacaktır ve geçecektir. Ben buna inanıyorum hala. Katılıyorum. Evet efendim, Yücel Tuzcuoğlu, araştırmacı, gazeteci, yazar Yücel Tuzcuoğlu'yla kısa da olsa Antalya ve Türkiye geneli seçimi biraz konuştuk ve önemli bir kepezle ilgili önemli bir ayrıntısını da burada bizimle paylaştı. Tekraren başka bir programda, başka bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın.